aksaklıklara, mükellefimize de yarın bir fatura olarak çıkabilecek ciddi aksaklıklara mahal vermeme amacıyla daha teknik bilginin daha yoğun olduğu, mal müdürlüğünün imkanlarına göre daha geniş imkanlara sahip olan vergi dairelerine kaydırmak mecburiyetinde kaldık. Mazotta ÖTV indirme konusuna gelince, şimdi tabii ki bu konuyu Sayın Bakanımıza Ankara'ya döndüğümüzde bilgisini arz edeceğiz. Kendisinin takdirleri ne olur? Muhtemelen kendileri de hükümete götüreceklerdir. Ne olur bilemiyorum. Ancak çok hassas bütçe dengelerimizin olduğunu başlangıçta ifade etmeye çalıştım. Bu bütçe dengelerimiz çerçevesinde çok geniş imkanlar sağlanabileceği konusunda tereddüdümü ifade etmek istiyorum. Tabii ki bu netice itibariyle siyasi bir karardır, siyasi bir tercihtir. Dolayısıyla bunu ben de Sayın Bakan'a iletme görevini üstlenmiş olayım. Olması yönündeki destekleri veya doneleri diyelim de oluşturmaya gayret edelim. Çünkü burada netice itibariyle bu ihracatın gerçekleşmesi için harcanan bir döviz esasen akaryakıt dışında yok. Yerli kaynaklar, iş gücü ve maden kullanılıyor. Bu yönlerde dilimiz döndüğünce Sayın Bakan'a izah etmeye çalışalım. Umarım faydalı bir netice ortaya çıkar. Ancak çok kısa zaman içinde bir gelişme beklememenizi istirham etmek mecburiyetindeyim. Muhtemelen biraz daha 3-5 ay sonraki bir zamana erteleme durumu olacaktır. Değerlendirmenin ertelenmesi durumu ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Şimdi pardon. Şimdi %60 vergi yükünden bahsederken biraz önce size söyledim. Şimdi üretim yapıyoruz, dolaylı vergi veriyoruz. Üretimden sonra ihracat yapıyoruz, para kazanıyoruz, bir de kurumlara gelir vergisi veriyoruz. Yani biz iyice verginin altını eziliyoruz. Lütfen bakanımıza zaten tabiriyse Sayın Bakanımız bütçeyi tutturdu cin gibi. Bu konuda lütfen bizim lehimizi anlatırsanız çok sevinirim. Şimdi biraz samimiyetimi mazur görürseniz. Başka sektörlere şöyle koyduğumuzda zararlı çıkabilirsiniz, haberiniz olsun. Açıklayın peki. Ben bilerek konuşmuyorum. Yani bütün sektörlerin de benzer durumlarda olduğunu ifade etmeye çalışıyorum sadece. Şimdi ÖTV, akaryakıt kullanan herkesin bünyesinde olan bir şey, KDV genel olan bir şey. Ne bileyim, oturup hesap etmek lazım, onu demeye çalışıyorum. Sayın Genel Müdürüm verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ederim. Selam dedi. Biz pirince giderken elindeki bulgudan olacağız manasında bir ifade kullandı. Onun için biz pek fazla eşelemeyelim bu konu diye düşünüyorum. İnşallah, inşallah. Peki ben soruları bir aktarayım. Bunlarla ilgili verecek cevaplar varsa onları vereceğim. Ondan sonra konuşmamış olan arkadaşlar kendilerini tanıtmak, aktarmak istediği bir şeyler varsa onları alacağım. Ondan sonra da mümkün olsa toplantıyı kapatmak istiyorum. Samet arkadaşımızın bir soruları ve çözüm önerileri vardı. Bunlarla ilgili her gün yeni bir yönetmelik yayınlıyorsunuz diye bir ifadesi var. İkincisi, rehabilitasyon düzenlemesi mutlaka elden geçirilmeli. Üçüncüsü, doğaya yeniden kazandırma yönetmeliği gözden geçirilmeli. Orman izinleri mutlaka bölge müdürlükleri tarafından yerine verilmeli şeklinde sorular var. Bunlara anladığım kadarıyla cevaplar verildi herhalde. Son bir soru var. Şubat ayında yayınlanan 5728 sayılı temel çatı kanunlarındaki değişiklik orman izni alıp taşan madenleri veya madencileri zor durumda bırakıyor. Bu yasa elden geçirilmediği bir ifade kullanmış. Bu konuda bilgi aktarabilir miyiz arkadaşlarından bir tanesi? 5728 sayılı temel çatı kanunu değil mi? O yasada şöyle bir değişiklik yaptılar. Eğer biz orman izni alıp da taşarsak o taştığımız bölüm için hem şeflere hem de taşan madenciye hapis cezası uyguluyor. Burada yönetmenlikte var bir de size yazdığım bir verdiğim kitapçıkta. Onunla ilgili sorular var. Yarın savcılıkları çıkar, uygulama yapar. Hem madenciler hem şefler bu konuda zor durumda kalabilir. Onu elden geçirir.
memnun oluruz. Bir de benim özellikle söylemek istediğim şu, biz eğer madenciler olmasak, Türkiye'de veya dünyada şu anda hiçbir tane ağaç kalmaz enerji elde edebilmek için. Bu çok önemli. Ormandaki arkadaşlardan bunu özellikle rica ediyoruz. Eğer biz kömür çıkarmasak, petrol çıkarmasak, uranyum çıkarmasak, şu anda enerji için dünyada bir tane dikili ağacımız kalmazdı. Yani biz madenciler aslında çevrenin en büyük dostlarımız. Bir de şunu anlatmak gerekir ki tüm topluma, kullandığımız her türlü malzemede mutlaka bir maden var. Yani telefon kullanıyorsun, madeni kullanıyorsun, ondan sonra maden ocağı açılmaz. Düşünün, içtiğiniz çaydan, kullandığınız arabadan, her şeyde bu madenin etkisi var. Yani bir maden sonucu çıkmış. Doğru. Ondan sonra da oradaki madenler kapatılsın. Yani bu ikilem çok yanlış. Buna bir çözüm çaresi bulmak lazım. Sanayinin temeli madencilik. Madenciliği eğer öldürürseniz hiçbir gelişmenin bu ülke için ve dünya için olması mümkün değil diye. Teşekkür ederim. Bu konuda da Osman Bey ilave yapacak. Buyurun Osman Bey. Tabii bu dediğiniz şey Türk Ceza Kanunu'nda yapılan değişiklikler paralelinde orman suçlarıyla ilgili cezalarda da bir artış oldu. Şimdi bu normal çalışanlara has bir ceza değil bu. Yani bu ormandan izinsiz yapılan, nitekim mesela bir orman yangınlarında bile idama kadar varabilen cezalar. Yani orman suçlarında ki cezaların, dünkü cezalar belki çok hafifti. Genelde bütün cezalar yeniden revize edilirken ormanda bu şekilde izinsiz kaçak çalışanlar, hatta kurma da sorumluluk getiriyor sizin de ifade ettiğiniz gibi. Yani oradaki hassasiyet tamamen ormanların korunmasıyla ilgili bir hassasiyet. Ormandan izinsiz kaçak bir faaliyet olursa bununla ilgili bir ceza. Tabii bu cezaların caydırısı olsun diye cezalar artırıldı. Nitekim işte geçen gün orman yangınlarında biliyorsunuz bir kişiye 20 yıl hapis verildi. Dolayısıyla geneldeki bu tahammül orman suçlarında caydırısı olsun diye orman suçlarındaki cezalar artırıldı. Siz bu tabii normal çalışan ocaklar için, normal çalışanlar için bir şey getirmiyor bu. Ben bu cezanın uygulanmayacağını düşünüyorum. Çünkü böyle bir suçu kimse işlemeyecek. Arkadaşlar, şimdi öyle izin alıyorsunuz ki, yani şimdi tam böyle milim 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 bir metrelik yere kadar açıyorsunuz. Ya şimdi biraz da geniş bir izin alın da, yani biz orada bir metre, 2-3 metre biraz fazla alın. Yani şimdi herhalde kimse kasti olarak aşım yapmıyor. Yani o zaman siz izin alacaksınız. Son bir soru kimin vardı? Yüksel Çelik'ten arkadaşımızın. Orman alanı olan merve ocak işletmelerinde işletme sahasında izin verilebiliyor. Fakat olmaz olmazımız olan pasa döküm sahası, şantiye sahası, enerji nakil hattı sahaları olan alanlarda izin alamıyoruz. Bununla ilgili bir yanıt gelir mi diye soruyor. Bunlar arkadaşlar bildiğiniz gibi, yani biz pasa dökümüne diyetlerse izin veriyoruz. Son gün yürütmeyi durdurma olduğundan dolayı geçip ondan kaynaklanıyor. Peki, teşekkür ederiz. Ben de sorunu almayacağım. Genel müdürlerinizden hiç konuşmamış olanlar var. Kendi de sırayla söz vereceğim, konuşmak isteyenler.